Herkese merhabalar, Perşembe'den selamlar. Ben Can. Malzemeler konusunda bir video istemiştiniz. Bugün ancak çekme fırsatım oldu. Takım şu an elimdeki takım LRF takım. Favorite 4 çok sık kullandığım bir kamış. 1.7 atarlı, 2.19 santim. Kinası ise binlik bir katana, katana FC. Çok fazla bana takım önerisi soran oluyor. Fakat ben takım önerisi yapmak istemiyorum çünkü ben uzun yıllardır aynı takımı kullanıyorum. Hatta bu takımlar şu an pek satışı olmayan takımlar. Önerebileceğim aralıklar olabilir. 1.7 gram atarlı LRF'de bir takım ve binlik bir makina. Alırsanız kendi bütçeniz uygun. Herkesin bütçesi farklı çünkü. Bu şekilde bir takım kurabilirsiniz. Yine LRF'de ben genellikle bir bel çantası kullanıyorum. Bel çantası içinde atmış olduğum muhtemel sahteler oluyor. 10 tane, 15 tane. Ve o sahtelerin dışında fazla bir sahte tercih etmiyorum. Çünkü av sırasında en fazla attığımız sahte sayısı 10'u geçmiyor, 15'i geçmiyor. Jigler, su üstü sahteler, işte su altı ufak maket yemler gibi birkaç tane ufak kutum var. Onlar da bu balıkları saklıyorum ve av sırasında kullanıyorum. Av sırasında yine en çok kullandığımız unsurlardan bir tanesi fish grip. Lip grip de deniyor. Özellikle büyük balıkları tuttuğunuzda sahtenin ve balığın size zarar vermemesi için ve balığın kurtulmaması için bir grip gerekiyor. Ben bunu İzmir'den almıştım. Tamamıyla metal bir fiş grip. Yine av sırasında özellikle kancaları çıkartmakta kullandığımız bir ufak bir pense. Pensenin ip kesme özelliğinin kesinlikle olması gerekiyor. Bir de tam şu uç kısmında kartal gagası gibi bir çıkıntı olması gerekiyor. Bununla da halkaları açmakta kullanıyoruz. Kanca değişimi sırasında çok oldukça faydalı bir aparat. Yaylı bir sistemle birimize bağlıyoruz. LRF çantamın ön gözünde daima taşıdığım bir tane kutum var. Bunu AliExpress'ten almıştım 1 liraya. Bu şekilde açılıyor. Çok da üstün özellikli olanları var. Contalı olanları var. Su geçirmeyenleri var. Burada daima yanımda taşıdığım kancalarım. Şöyle halkalarım. Her boy halka. Ufak kurşunlar. Hırsız bağlamak için kancalar. Yine keza olur da LRF'de kancam kırılırsa diye hep daima yanımda taşıdığım yedek kancalarım. Bunu ön gözümde daima şöyle kitleyip daima taşıyorum. Her daim yanımda. Tavsiye ederim. Ekipmanlarım bu şekilde. Lip grip ve penseyi aynı zamanda spin'de de kullanıyorum tabii ki. Gerekiyor çünkü. Spin'de ise Abu Garcia bir çantam var. Abu Garcia omuz askılı belden kitlenmeli bir çanta kullanıyorum. Spin takımda ise Okuma V sistem 240 kullanıyorum. 1040 atarlı. Shimano Exage 3000 SFC makine kullanıyorum 7 yıldır. Hatta ben hiç bu yılıma kadar yarı yolda bırakmadı. Yağlanmasını, bakımını, her şeyini kendim yapıyorum uzun yıllardır. 6 ayda bir ya da yılda bir daima içini açar, söker, temizler, yağlar kapatırım. Bir adet de yemli takımım var. Onu da yine daha önceki kardeş videomda görmüşsünüzdür. 3 metrelik bir telespin kamış ve 4000'lik Nexa ve 4000 FD olması lazım. Öyle bir makinesi var üzerinde. Onda monofilament misna sarılı. Yemli avlarda veyahut da sargan topu gibi büyük ağır işler yapacağım zaman o takım tercih ediyorum. Kullandığım malzemeler bu şekilde. Dereye girdiğim zaman bir boy tulumum var. Kormoran marka. Biraz dar kesim bir tulum. O yüzden biraz kilolu insanlar için sıkıntı yaratabiliyor. Abim Primax marka bir tulum kullanıyor. Geniş ve içine mont da giyebiliyorsunuz ve güzel bir tulum. Ben de ona geçmeyi düşünüyorum. Kıyı avlarında kumsalda ayağım kum olmaması için, dalgadan su gelmemesi için bir tane de kasık çizmesi bulunduruyorum arabamda daima. Bu şekilde. Malzemelerimi tanıtmamı istemiştiniz. Elimden geldiğince tanıttım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize keyifli avlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, balıkla kalın.